Ben Kösedere Köyü muhtarı Mutlu Yaşar. Köyümüz ilçemizin en büyük ikinci köyü olmakla birlikte 3 mahalleden oluşmaktadır. 2015 yılında basınçlı kapalı sulama sistemimiz tamamlanmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yine bize bağlı Karbastı mahallemizin içme suyu sondaj çalışması da bu yıl içinde tamamlanmıştır. Tüm bu hizmetlerden dolayı belediyemize ve devletimize şahsım ve köyüm adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kösedere Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Aytekin Doğa. Köyümüze 2015 yılında hizmete giren sulama kanalları, kapalı sistem kanallarımızın hizmete girmesiyle 6000 dönüm arazimiz sulama alanına katılmıştır. Ayrıca kooperatifimiz olarak süt soğutma, 5 tonluk süt soğutma tankında süt soğutma hizmeti vermekteyiz. 1,5 tonluk ek süt tankımız kurulmuştur. Orada da küçükbaş hayvan sütü almaya başlayacağız. Bunun dışında yeni teknolojik konularda aydınlatmak için fuarlara götürüyoruz. Devletimizin bize vermiş olduğu desteklerden dolayı, özellikle kapalı sistemdeki desteklerden dolayı teşekkür ederim. Merhaba, ben Babakale Köyü Muhtarı Bekir Vargün. Köyümüz küçük bir balıkçı köyü olarak güzel bir köydür. Osmanlı'nın 3. Ahmet döneminde yapılan, Osmanlı'nın son kalesi olan, kalenin içerisinde 27 ev kurularak başlanan bir köydür. Onun yanında camimiz, çeşmelerimiz, Osmanlı'nın tarihini, kültürünü anlatan çok güzel küçük bir balıkçı köyüdür. Suyumuzdan, taş döşememizden, altyapımızın değişmesinden ve spor tesislerinin yapımından Sayın Vekilimize, Sayın Belediye Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Köyümüze gelen misafirlerimize, dünya üzerinde bir Portekiz'de bulunan, bir de Babakale'de bulunan, günün anlam ve önemini sergileyen sertifika takdim ediyorum misafirlerimize. Köyümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Vekilimiz Bülent Turan ve Ayvacık Belediye Başkanımız Üner Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Tuzla Köy Muhtarı Birol Çeldir. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere bu imkanı da sağladığınız için. Köyümüz çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir. Ovamız kapalı sistem, sulama sistemi oldu. Göletimiz var. Birkaç sene önce açıldı göletimiz. Çiftçimiz rahat etti. Çünkü mazottan kurtuldu işte. Daha fazla ekim yapabiliyor. Damlama sistemi, kapalı sistem. Köyümüz tarihi bir yer. Osmanlı zamanından beri Sancakbeyli olmuş. Oradan işte tarihi bir camimiz var. Murat Hüdüvenliğir Camisi. Şu anda restorasyonda. Köyümüz gayet güzel bir konumda. Devletimize, belediye başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hızla bu imkanları sağlıklar için. Ayvacık'ın tanıtımı kapsamında bugünkü konuğumuz Ayvacık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ünal Şahin. Başkanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Ayvacık konumu ve doğası gereği yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir yer oldu. Asos dahil. Ayvacık Belediye Başkanı olarak da sizin buna ciddi anlamda katkılarınız var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii şehrin gelişmesi için çalışmalarımızı biz 3 ana kavramda topladık. Bunlardan birisi eğitimdi, diğeri turizmdi, diğeri de tarım ve hayvancılıktı. Çünkü doğamız, yapımız buna müsait. Evet. Bunlardan nasıl faydalanırız? Bunları nasıl sistemde halkın faydalanacağı hale getiririz? Bunların çalışmalarını yaptık ve sunduk. Şimdi eğitimde listemiz, ana fen listemiz, üniversitemiz, bunun yanında spor tesislerimiz, bir tane değil birkaç tane yüzme havuzumuz, sahalarımız falan derken başarıyı da görmeye başladık. Evet. Dolayısıyla eğitimle birlikte aradığını bulan bilhassa veliler çocuklarını bu bölgeden yollamadılar. Evet. Ve bölgede de hatta bu sene şunu da çok zevkle izliyorum ki mezun olup gelen doktor olmuş, hakim olmuş, ne bileyim mühendis olmuş çocuklarımız var. Ki bu okullardan çıktı. Daha evvel tabii bir göç vardı. Merkeze giderlerdi, büyük yerlere giderlerdi. Ayvacık'ta pek kalınmazdı eğitim için. Ama bu şu anda öyle değil. Yerinde eğitimde göçü önlemiş olduk. Turizm çok önemli bakın. Kaz Dağları, Kaz Dağları bir marka. Bir tarafta Zeus Saltarı başlıyor Körfez'den itibaren.
Ondan sonra Assos, ondan sonra Apollon Smithion, Alexander Truva ve Truva'ya doğru uzanıyor. Çanakkale ise 2018'de zaten Truva yılı da ilan ediyor. Düşündüğümüz zaman turizm bir bütün. İşte bu bütünlüğü sağlamak için de turizm yollarını da yapmamız lazımdı. Şimdi hava yolu hemen hemen tamam. Yani Kocasiyit Havaalanı ve Çanakkale Havaalanı. Hemen karşıda da Midilli Havaalanı. Yani Lezbos'un Midilli'sinin havaalanı. Şimdi bu hava yolları bayağı bir turist getirimini sağlıyor. Deniz yolunda biraz sıkıntımız var. Onu da Ayvacık Alt Ulaşım Limanı iskelesi yapılmak üzere. Biz sadece iskeleyi belirli amaç için değil, körfez geçişi için, araba vapurları için, aynı zamanda gelen kruz gemileri için ki bunlar turistlerini indirecekler. 5 dakika sonra Assos'talar. İşte 20-25 dakika sonra Apollon Smithion'la Gülpınar'da. Böyle güzel bir güzergah var. Burada geldiği zaman eskiden kazılarımız ağır giderdi. Çok yol alamamıştı. Gelen turist işte yarım saatte dolaşır giderdi ama bir Assos şimdi 2,5-3 saatte anca dolaşılıyor. Kazılar ilerledikçe, yeni eserler halka sunuldukça ilgiyi çekti ve turizmin bu bölgeyi tercih şeylerinden, yerlerinden biri haline getirdi. Truva'da o da bir marka. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde turizmde Ayvacık bayağı yol kat etti. Tarım hayvancılık derken tarım için su çok önemliydi. Ayvacık iki tane baraj yaptı. Bir tane baraj içme suyu barajı ve aynı zamanda tarıma dönüyor. Bu Kuzey Ege Barajı diyoruz, Ayvacık Barajı. Diğeri de Akçin Barajı. Şimdi burada tutulan sular iki bölgeye bazı açık sistemle, bazen de kapalı sistemlerle götürüldü. Dolayısıyla sulu tarıma geçildi. Sulu tarımında köylümüze çok büyük girdisi oldu. Buradan hayvan yemi de yapıldı. Ve hayvancılığı da bu tetikledi. Ve maliyetleri çok düşük hayvan yemi elde edildi. Köylünün cebine İşte sontajlarla çıkardığı suların dışında, motorlarla ittirdiği suların, işte yakıttan, masraftan, elektrikten falan kurtuldular ve cazibeyle giden sularda faydalanıyorlar. Bu da bölgeye çok büyük bir katma değer kazandırdı. Ekonomik olarak güçlenen köylü tarlasını, bacasını satmıyor ve köyünde ekimle, dikimle uğraşıyor. Bunlar da bizi sevindiriyor tabii. Yani Ayvacık bu şekilde büyüdü ve gelişti. Biz bizi izleyenlere, burayı görmek isteyenlere sadece Merkez Ayvacık diye değil, köyleriyle birlikte gezmelerini istiyoruz. Ören yerleriyle gezmelerini istiyoruz. Kaz Dağları'yla gezmelerini istiyoruz. Onun için bunlara zaman gerekiyor. İşte zamanı ayıracaklar ve bu bölgeyi doya doya gezecekler. İnanın mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gerçi cevap verdiniz ama hani turizmin dışında Ayvacık'ın başka gelirleri veya kaynakları neler vardır yaşamla dair? Ya tabii şöyle, Ayvacık'ın gelir kaynakları çeşitli. Gene tarıma dayalı kaynaklar turizmin dışında. Evet. Burada tabii her taraf zeytin ormanlarıyla kaplı, zeytin ağaçlarıyla kaplı. 1 milyon 300 bin ağaç var bölgede. Aynı zamanda zeytinin yanında Antep fıstıkçılığı da yapılıyor bölgede. Çok lezzetli çetlemik ağacından aşılanmış fıstık ağaçları yetiştirildi. Bunun yanında hayvancılık bayağı gelişti ki şöyle Ayvacık peyniri diye bir peynirimiz var. Ama hemen 20 kilometre bize yakın Ezine'miz var. Ezine genelde sütünü, bilhassa keçi ve koyun sütünü bölgemizden temin eder. Keçi ve koyun sütündeki meydana gelen arama o peynire bir lezzet katar. Evet. Çünkü bu hayvanlar salma yetişiyor, merada yetişiyor ve merada buldukları kekikleri, endemik bitkileri yiyor. Bu onun etine ve sütüne yansıyor. Dolayısıyla İzine'de bir marka oluştu. Ayvacık'ta da değişik şekillerde köylerimizde peynirler yapılır. Çok önemli bir şey. Göç yolu üzerinde olduğu için diyorum, kültürlerin birleştiği bir noktadır burası. Mesela el sanatlarında halı dokunur. Halılardaki semboller çok önemlidir. Bunları izlemek, görmek lazım. Sadece halıyı üstüne basılan bir yaygı olarak düşünmeyip içindeki sembolleri
o köylü kafasından, atalarından getirdiği değerleri oraya yansıtarak yapıyor. Bunun okulda mokulda okumuşluğu falan yok yani o desenlerin, desen kültürünün. Sembol dili diyoruz, o sembolleri incelemek lazım. Böyle bir kültür altyapısı da bölgemizde vardır. Bunlar da gelire dönük ticareti devam ettiriyor ve köylerimize para giriyor. Ayvacık'ın tarihi dokusu ayrı bir önemi var başkanım, biliyorsunuz. Siz başkanınız döneminde bu dokunun korunmasıyla alakalı herhangi bir tedbirler aldınız mı veya bir çalışmalar yaptınız mı? Veya bu konuda bir projeleriniz var mı ileriye dönük? Yani köylerimizde bilhassa mimari dokuyu bozmamaya çalışıyoruz. Çünkü genelde taş yapıdır köylerimiz. Burada da bol taş da var, taş ocaklarımız da var. Bunları halka daha otantik, bölgeye uygun halde yapılarını yapabilmek için kolaylıkla, basit imkanlarla sunabiliyoruz. Evet. Denizin etrafını elimizden geldiğince kapatarak yığın binalarla doldurtmamaya çalışıyoruz. Evet. Zaten bir bakir bölge, Ayvacık bölgesi kalmıştır. Evet. Onu elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ama burada da tabii halkımızın, dışarıdan gelen insanların bölge yapısına saygılı hareket etmesi gerekiyor. Zira elimizde kalan bu son bölgeleri de talan ettirmememiz lazım. Peki başkanım, son olarak Ayvacık bölgesine, Asos bölgesine gelmek isteyen yerli veya yabancı turistlere hani tavsiyeniz var mı veya neler söylemek istersiniz? Nereleri gelsinler? Yani neler yapsınlar bölgede, ziyaret edilecek yerler nerelerdir, yerli veya yabancı turistler? Yani yerli ve yabancı turist bir kere Kaz Dağları'nı gezsinler. Daha sonra önemli olan Assos'u gezsinler. Hı hı. Assos limanına insinler. Apollon Smithyon önemli, oralara gidebilirler. Eskiden beri kalan bir takım değerler olduğu gibi yerlerinde duruyor. Tavsiye ederim, bunları görsünler. Yani hayretler içinde kalınacak. O koca koca taşlar, koca koca sütunlar. Oradan denize nasıl taşınmış, denizden gemilerle nerelere gitmiş falan, böyle bir bilmece gibi. Bunları görsünler. Yani bir şey, bir dünyanın gelişimiyle, efendim, yaşamla ilgili çok şeyler kazanacaklarını umuyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ayvacık'ın tanıtımı ile ilgili bugünkü konuğumuz Sayın Mehmet Ünal Şahin'di. Kendisine açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Ya ben de çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı sundunuz ve halkımızla bunları paylaşma beni de mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım.